Hoş geldiniz. Bugün burada iletişim ve spor dünyası olarak bir araya geldik. Ülkemizin ve dünyanın önemli isimlerinden son gelişmeleri, yenilikleri, markaların spora, sporun da markalara etkisi üzerine konuşacağız. Hepimiz burada iletişime, spora, geleceğe yönelik görüşlerimizi, umutlarımızı, planlarımızı konuşacağız. Ama başlamadan bugün burada bulunuyorsak, geleceğe umutla bakıyorsak, bunu sağlayan kişiyi bir kez daha hatırlamanın, saygılarımızı sunmanın Brand and Sport Summit'e en doğru başlangıç yapma şekli olduğunu düşünüyoruz. Herkesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Anısı'na bir kez daha bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Saygıyla sonsuza dek. Bugün burada Sportsnet Grup ve Medyaket'in işbirliğiyle ve Bein Sports'un desteğiyle oluşturulan çok özel bir içerikle birlikteyiz. Her yıl gelişerek devam etmesini, spor ve iletişim dünyasına yeni ufuklar açmasını dilediğimiz etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere. Sportsnet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Gülümlü sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Herkese günaydın. Öncelikle gerçekten çok heyecan verici sabahın bu saatinde böyle bir kitlenin önünde marka ve spor hikayesini konuşabiliyor olmak. Gerçekten benim adıma uzun yıllar bu konuyla ilgili çalışmış bir insan ve arkadaşlarım adına çok heyecan verici. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii şunu söylemem gerekiyor. Biz spor ailesi ve spor dünyası olarak markalar dünyasının yaptığı çok büyük bir etkinliğin içerisinde yer alıyoruz. Aslında markalar dünyası adına yapılan mükemmel bir organizasyon olan Brand Week'in içerisinde böyle bir güne sahip olmak gerçekten büyük bir şans. O yüzden çok değer verdiğim sevgili Pelin Özkan ve Necati Özkan'a çok teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Brand Week'in içinde spora böyle bir şans verdikleri için küçük de bir alkış rica ediyorum sizden. Ya ben çok kısa sunumumu hızlı bir şekilde tamamlayacağım ama tekrar etmek istediğim bir şey var. O da dünyadan bir örnek vererek aslında yapmak istediğimiz şeyin ne olduğunu bir özetlemek istiyorum. Bugün dünyada markalar ve spor ilişkisi bizim gördüğümüzün çok ötesinde bir boyutta. Dünya üzerinde alternatif reklam iletişimi araçlarına odaklanıldıkça orada spor kendine çok özel bir yer buluyor. Şu gördüğünüz rakamlar dünyada markaların sponsorluğa yapmış olduğu yatırım rakamları. 60 küsur milyar doları buluyor. Bunun içinde müzik var, sosyal sorumluluk var, bütün hepsi var. Bunun şöyle bir kırılımına bakacak olursak şayet, bu gördüğünüz rakamın %80'den fazlası spora yapılıyor. Yani dünyada markalar sponsorluk yatırımlarının %80'den fazlasını spora yapıyorlar. Ve bu gördüğünüz rakam aşağı yukarı 40 küsur milyar dolar tutuyor. Bu sadece mülkiyete ödenen para. Bir de onun etrafına iletişim harcaması yapıyorlar. Bazısı 5 misli, bazısı 1 misli. Ortalama 2 misli diye baktığımız zaman dünyada 130 milyar doların üzerinde bir para spor ve onun etrafına iletişim harcaması olarak yapılıyor. Ya bu da şöyle kısaca bir özetleyecek olursak dünyadaki toplam reklam yatırımın %24'üne ulaşıyor. Yani dünyada reklama yapılan yatırımın dörtte biri spor ve etrafına yapılıyor.
Türkiye'de bu rakam henüz %5-6 civarında. Bütün odağımız, bütün konsantrasyonumuz aslında bu. Markalar ve sporun bir araya gelebilmesi, birbirleriyle konuşmaları, bunun arkasındaki bilimsel verileri anlamaları, sporun ne kadar büyük bir iletişim gücü olduğunun farkına varmaları. Bütün odağımızda markaların sporla olan ilişkisini iyileştirmek, geliştirmek ve oradan başarı hikayeleri yaratmak var. Bugün çok enteresan bir gün olacak. Bütün bir gün boyunca çok ilginç hikayeleri izleyebilme şansına sahip olacaksınız. Dünyanın en güçlü spor asetleri nasıl markalarla ilişkilerini farklı bir yöne çevirmişler ve orada nasıl başarılı olmuşlar, bunları göreceksiniz. Gerçekten bizi kırmadılar. Birçok dostum çok hızlı seyahatler yapmak kaydıyla buraya geldiler. Çin'den, Londra'dan, Amerika'dan birçok yerden sırf size markalar ve spor hikayesini biraz daha iyi anlatabilmek için. Yine ilginç bir gün olacak. Sports TV şu andan itibaren sürekli olarak canlı yayınlıyor. İlk defa böyle bir konferansı bütün gün sonuna kadar canlı yayında izliyor olacaksınız. İlginç bu. Aynı zamanda Bein de, sponsorumuz Bein de aynı şekilde organizasyonun çeşitli bölümlerini yayınlıyor olacak. Yine ilginç. Canlı yayının içinde özel bir program canlı olarak yayınlanacak. O da reklam arkası programı, sevgili Ender Mertler'in reklam arkası programı canlı yayın içerisinde canlı yayın olarak yayınlanacak. Çok ilginç bir gün olacak. O yüzden umuyorum sizler de bu günden keyif alacaksınız ve almanız gereken çok not olduğunu düşünüyorum. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten çok önemli bir konuk geliyor. Kendisi beni kırmadı. Çok sevgili dostum, onu şimdi size anons edecekler. Dünyanın en büyük spor ajanslarından bir tanesi size markalarla olan hikayesini anlatacak. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Zaman içerisinde sizlerle tekrar karşı karşıya geleceğim. Biraz fazla işin içerisinde olacağım ama gerçekten bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için elimden geleni yapmaya çalıştığımı bilmenizi isterim. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir gün olsun diye temenni ediyorum. Sevgiler.